Evren de yokluktan var olmuştur. Diğer bir deyimle yaratılmıştır. Modern fiziğin ancak bu yüzyılın sonlarına doğru ulaştığı bu büyük gerçek, Kur'an'da bize 14 yüzyıl önceden şöyle haber verilir. O Allah, gökleri ve yeri yoktan var edendir. Big Bang teorisi başlangıçta evrendeki tüm cisimlerin bir arada olduğunu ve sonradan ayrıldığını göstermiştir. Big Bang teorisinin ortaya koyduğu bu gerçekte zamanımızdan tam 14 asır önce insanların evren hakkındaki bilgilerinin son derece kısıtlı olduğu bir dönemde yine Kur'an'da şöyle bildirilmiştir. O inkar edenler görmüyorlar mı ki başlangıçta göklerle yer birbiriyle bitişikken biz onları ayırdık. Yani tüm madde tek bir noktadayken büyük patlamayla yaratılmış ve birbirinden ayrılarak evrenin bugünkü şeklini meydana getirmiştir. Evrenin genişlemesi, büyük patlamanın yani evrenin yoktan var edildiğinin en önemli kanıtlarından biridir. Evren yaratıldığından beri var olan bu gerçek, modern bilim tarafından ancak bu yüzyılda keşfedildiği halde, Kur'an bu gerçeği yine bundan 14 asır önce haber vermiştir. Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişleteceğiz. Büyük patlama, evrenin yoktan var edildiğinin, yani Allah tarafından yaratıldığının açık bir göstergesiydi. Bu nedenle, materyalist felsefeyi benimseyen astronomlar, Big Bang'e karşı direnmeye ve sonsuz evren düşüncesini ayakta tutmaya çalıştılar. Bu çabanın nedeni, önde gelen materyalist fizikçilerden Arthur Eddington'ın, felsefi olarak doğanın birdenbire başlamış olduğu düşüncesi bana itici gelmektedir sözünden anlaşılıyordu. Big Bang teorisinden rahatsız olanların başında dünyaca ünlü İngiliz astronom Sir Fred Hoyle geliyordu. Hoyle, yüzyılın ortalarında sabit durum teorisi adında 19. yüzyıldaki durağan evren anlayışına benzer bir teori ortaya attı. Sabit durum teorisi, evrenin boyut ve zaman açısından sonsuz olduğunu iddia ediyordu. Gerçek amacı materyalist felsefeyi ayakta tutmak olan bu teori, evrenin bir başlangıcı olduğunu ortaya koyan Big Bang teorisiyle taban tabana zıttı. Sabit durum teorisini savunanlar uzunca bir süre Big Bang'e karşı direndi. Ama bilim aleyhlerine işliyordu. ...1948 yılında George Gamow, Big Bang'e bağlı olarak yeni bir iddia ortaya sürdü. Buna göre evrenin büyük patlamayla oluşması durumunda evrende bu patlamadan arta kalan bir radyasyonun olması gerekiyordu. Üstelik bu radyasyon evrenin her yanında eşit olmalıydı. Olması gereken bu kanıt çok geçmeden bulundu. 1965 yılında Arno Penzias ve Robert Wilson adlı iki araştırmacı bu dalgaları yaptıkları bir gözlem sırasında keşfetti. Kozmik fon radyasyonu adı verilen bu radyasyon yerel kökenli değil, evrenin tümüne dağılmış bir radyasyondu. Böylece bu radyasyonun Big Bang'in ilk dönemlerinden kalma olduğu ortaya çıktı. Penzias ve Wilson bu bulgularından ötürü Nobel ödülü kazandılar. 1989 yılına gelindiğinde ise Amerikan Uzay Araştırmaları Dairesi NASA kozmik fon radyasyonunu araştırmak üzere uzaya bir uydu gönderdi. Kobe adındaki bu gelişmiş uyduya yerleştirilen hassas tarayıcıların Penzias ve Wilson'ın ölçümlerini doğrulaması yalnızca 8 dakika sürdü. Kobe, evrenin başlangıcındaki büyük patlamanın kalıntılarını bulmuştu.
bütün zamanların en büyük astronomik keşfi olarak adlandırılan bu bulgu, Big Bang teorisinin açık bir ispatıydı. Big Bang'in diğer bir önemli delili ise uzaydaki hidrojen ve helyum gazlarının miktarı oldu. Yapılan ölçümlerle anlaşıldı ki evrendeki hidrojen-helyum oranı bu gazların teorik olarak Big Bang'den günümüze kadar geçen süre içinde ulaşmaları gereken orana uyuyordu. Ayrıca eğer evrenin bir başlangıcı olmayıp sonsuzdan beri var olsaydı içindeki hidrojen tamamen yanarak helyuma dönüşmüş olurdu.